Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Everest marka bir tabletin iç ekranını değiştireceğiz. Yani görüntüyü veren ekran, dış cam değil. Şöyle bir olayı var. Ekran kırık gördüğünüz gibi. İçeriden kırılmış. Dış cam sağlam yani. Dış cam dediğimiz dokunmatik oluyor. Orası sağlam. Orayla işimiz yok. İç tarafını değiştireceğiz. Everpad DC 11-12. Bu modelin iç ekranını değiştireceğiz. İç ekranı da şöyle bir şey oluyor. Piyasada bulunabilir bir ekran. Şimdi bunun beraber nasıl yapıldığına bir göz atalım. Yalnız tekrar ediyorum. Bu işe hakim değilseniz teknik olarak kesinlikle öyle bir şeye kalkışmayın. En yakın servise danışın. Şimdi şöyle bir iki tane vidası var yanında, onları söküyoruz. Her tablette yoktur, hatta şu anda birçok tablette bu vida olayı kalktı. Bu biraz eski model olduğu için şöyle iki vidasını söküyoruz. Şöyle neşlere benzer bir açacağımız var. Onu kullanıyoruz. Yalnız dikkatli oluyoruz. Yavaşlarını fazla içeri sokmadan kenardan. Çünkü fazla içeri daldırırsanız içeride ekran filmleri var. Onlara zarar verirsiniz. Daha doğrusu ekranı kırık da sağlam olan bir tablet için dokunmatiği de var bunun bu arada, filmi. Ona da zarar verebilirsiniz. Kenarlarından açtıralım. Hemen kaldırmayın birdenbire. Şöyle açtığınız zaman şurada kabloyla bağlanmış bir hoparlör görüyorsunuz. Hatta şurada bir tane kablosu kopmuş. Onu da birazdan lehimleriz. Şöyle şuradan daldırıp sökebilirsiniz. İsterseniz bunu tamamen de sökebilirsiniz şu şekilde. Zaten çıkmış bir tarafı. Lehimle sökebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu kenara alalım. Vidalarını da kaybetmeyin. Şimdi şu dokunmatik baş bayıralım. Bu arada dokunmatiğimiz sağlam olduğu için ona dikkatli bir şekilde sökmemiz gerekiyor. Bantlar biraz güçlüdür. O yüzden filmine zarar vermeyin. Sökerken hani ısıtıp da alabilirsiniz isterseniz. Şurada şu dokunmatiğin filmi oluyor. Bu da ekran filmi. Onları da sökelim. Ekranı şu şekilde ayrılıyor buradan. Dokunmatik de aynı şekilde. İşte tırnak vardır şöyle yukarıda. Siyah tarafı kendinize çektiğiniz zaman çıkar. Çıkarıyorsunuz yavaşça. Şuradan bir kablo gider. Bu da Wi-Fi kablosudur. Antenidir. Şöyle hafiften kastırarak buradan kurtarabilirsiniz. Şu bantı da buradan kurtaralım. Şimdi ekran komple değiştiği için bataryayı falan sökmemiz gerekecek. Çünkü batarya ekranın arka tarafına yapıştırılmış vaziyette. Şöyle birbirinden ayırabiliriz. Birbirine temas etmemesi gerekiyor. Pozitif ve negatif kutupların. Hatta şöyle bantla şöyle koruyabilirsiniz. Şurada da anakartı kasaya sabitleyen bir kısım var. Öyle şu kamera oluyor. Kamerayı da yavaşça sökelim. Şunu şöyle yapıştıralım. Bu bantları kaybetmeyin. Elinizde mevcutsa atabilirsiniz. Yalnız benim elimde şu anda mevcut da yok. Eski bantlarını geri yapıştıracağız. Şöyle hafiften kendinize doğru çektiğinizde şu kamerayı da yerinden sökelim şöyle filmini dikkatli olarak. Şöyle şurada bir yerde bir şey tutuyor onu. Kendinize doğru biraz yavaşça çekin, çok fazla zorlamayın. Şöyle Wi-Fi antenini sökmedim, ben şu şekilde bıraktım. Şunu şöyle çekince çıkacaktır ama ilk baş bataryayı sökmemiz gerekecek. Bataryayı sökmek için de şöyle plastik bir aparat kullanabilirsiniz. Şu şekilde dibine doğru sokun.
Acele etmeyin, yavaş yavaş. Bunlar güçlü bir yapıştırıcıyla yapıştırıldığı için biraz zor sökülüyorlar. Bunu tekrar diğer ekran arkasına silikonlayacağız veya yapışıyorsa yapıştıracağız. Silikonlamak biraz daha mantıklı. Şu anakartı aldık, kenara koyduk. Şurada kamera kaldı. Kamerayı da yerinden sökelim. Şöyle dibinden. O da yapışkanlı. Bu kameramız. Şimdi şurada bir bant var. O muhtemelen bir yere denk geliyor herhalde. Biz onu gene kullanmaya çalışacağız. Şöyle yan yana koyduğumuzda aşağı yukarı bant oraya denk getirelim ki oraya muhtemelen bir şey denk geliyor. Kısa devre yapmasın diye yapıştırılmış. Vardır bildikleri. Ben şu anda dikkat etmedim ona. Şekilde yapıştırabilirsiniz. Şimdi sıra geldi ekranın yerinden sökme. Şimdi ekranı sökerken dikkatli olacaksınız çünkü dokunmatiğimiz sağlam. İç ekran sıkıntılıydı. Şu düğmeler de çıkıyor bu arada. Bunları da şöyle çıkarıp kenara koyalım ki kaybolmasınlar. Nasıl çıkardığınıza iyi dikkat edin. Şimdi şunları hafiften şöyle bastırarak çıkaracağız. Bu yapışık herhalde şeye, kasaya. Eğer yapışıksa ön ekrana, ön cama şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Hatta sıcak havayla da hafif ısıtabilirsiniz. Isıtsak sanırsam mantıklı olacak. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Çekebilirsiniz ama dikkatli bir şekilde. Ve ayrıldı. Kırık ekranımız. Şimdi sıra geldi bunu takmaya. Şimdi film hizalarını alıp çöktüğümüzde bu taraftaydı bu. Gene aynı şekilde yapacağız. Bunu bu şekilde takacağız. Yalnız bunun boyu, daha doğrusu genişliği diğerinden biraz dar. Şöyle aşağı yukarı bir hiza alacağız. Çok kaydırırsanız buradan çıkıyor. Diğer tarafla orayı orantılayacağız. Fazla itersek bu sefer buradan çıkıyor. Yani şöyle aşağı yukarı şu şekilde bir şey yapacağız. Bunun için de sıcak silikon kullanacağız. Şimdi öncelikle anakarttan başlayalım yerleştirmeye. Bu sefer işler biraz daha değişik yapılacak. Tersten gidecek. En son batarya falan sökmüştük ama. Şimdi bunu tam oturduğundan emin olacağız. Burada bunu açma kapama tuşu biraz arızalı herhalde. Bir bakalım, eğer elimizde tuş varsa onu da değiştirelim. Hazır elimizdeymişken. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
İnşallah çalışacak. Bu arada bakalım, tuş tam uyumadıysa çalışmayabilir ama çalıştı. Neyse, tamam. Tuşu da hallettiğimize göre artık vidalarını atabiliriz anakartın kasaya, gövdeye. Artık nasıl uygun görürseniz. Şekilde vidalayalım. Bugün hakikaten çok sessiz konuşuyorum. Sabah sabah herhalde kendime gelemedim. Saat şu anda kaç? Saat 11. Bu arada bu akıllı saatinde bir ara incelemesini yapmayı düşünüyorum. İlginizi çekerse belirtirsiniz. Şimdi öncelikle ne yapmamız gerekiyor aslında? Öncelikle bataryayı bir oturtmamız gerekiyor. Ondan sonra ekran filmi takalım. Şimdi bataryayı rastgele yapıştırmayalım. Böyle ortalı bir şekilde, makul bir şekilde. Şu şekilde aşağı yukarı. Öncelikle altına birazcık sıcak silikon sıkacağız. Rahat tutması açısından. Çabuk bir şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Sıcak silikonu çabuk kuruyor çünkü. Sertleşiyor. Şekilde. Şimdi dokunmatik filmimizi soketine yerleştirelim. Ekran filmini yerine yerleştirelim. Kameramızı yerine yerleştirelim. Kameramız neredeydi? Kameramız da burada. Kamerayı yapıştırırken bu arada şu kamerayı, arka kamerayı, arka kapağına denk gelmesine dikkat edeceğiz. Şurası zaten oturuyor yerine. Bu da muhtemelen şu şekilde bir şey aşağı yukarı. Ona bakarız birazdan. Şurada aslında şöyle biraz hafiften alta doğru yapmamız lazımdı ama yine iş görür şekilde. Şu şekilde yapıştırabilirsiniz. Şimdi enerjiyi vermeye geldi sıra. Öncelikle negatifinizi bir bağlayalım. Her taraf silikon oldu. Negatifimiz neresiymiş? Şurasıymış. Ama ve lakin birazcık lehim alırsam iyi olacak. Daha iyi yapıştırırız. Şöyle havyamızın ucuna az bir şey lehim alalım. Daha düzgün yapışsın diye. Tamamdır. Şimdi sıra geldi pozitif verme. Pozitifi yapıştırırken dikkatli olun. Çünkü herhangi bir yere temas ettirirseniz kısa devre yapma ihtimali var. Devre koruması var ama gene de siz değdirmeseniz daha iyi olur şu şekilde. Şimdi ilk baş bir deneyelim tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Gördüğünüz gibi ekranımız çalıştı. Dokunmatiğimizi de bir test ettikten sonra o açılırken biz de şu yapışkanlarımızı bir yapıştıralım. Şu herhalde kameranın üzerindeydi. Nerede o şey? Şu ekran üzerindeydi. Evet, ekran üzerindeydi. Aslında şu dokunmatiğin üzerindeydi. Fark etmez, çok önemli değil. Şöyle şu şekilde yapıştırabilirsiniz. Şu da ekranı da şu şekilde tutturursunuz. Şurada ne vardı derseniz şu giriyordu buraya. Oraya girmemesine dikkat edin. Çok sessiz konuşuyorum. Kusura bakmayın. Şarjımız var mıydı tam hatırlamıyorum. Evet, %5 şarjımız varmış. Çalıştı, sıkıntı yok. Tuşumuz da çalışıyor gördüğünüz gibi. 10 numara 5 yıldız. Yani ne olmuş oldu? Ekran değiştirirken müşteriye bir kıyak geçip tuşu da değiştirdik.
Bu arada mikrofonumuz dışarıda kalmıştı. Mikrofonu da lehimlememiz lazım. Onu da şöyle yapalım isterseniz. Şu şekilde denk geldiği için şöyle. Şöyle hafif flakslayalım bunu. Daha rahat lehimi kavrasın. Şimdi bunun da negatif pozitif var mı? Bunda çok önemli değil. Gene de biz prosedüre uydurup şekilde pozitif ve pozitif negatif ve de negatif yapacağız ama bir de lehim tutturabilirsek şu ucumuz önemli. Evet. Şöyle hoparlörünü de bir deneyelim. Evet, ses çıkıyor, siz duymuyorsunuz ama ses geliyor herhalde. Şimdi şunu da yerine yerleştirelim. Kapağımızı yavaşça kapatalım. Şu arka kameraya dikkat edelim. Oturuyor mu diye. Tam oturmuyor. Şöyle hafif ama sıcak silikonla uygulayabiliriz aslında. Arkasını. Şöyle çok az bir şey değdirip şu şekilde hizasını ama denk getirmemiz gerekiyor. Bu arada kasanın içinde onun da yeri varmış. Diye bakıyorum da kamerayı bulamıyorum. Daha doğrusu karanlıktan göremiyorum. Şimdi oldu. Silikon bulaşmış sağa sola. Evet, şimdi kameramız tam oturdu. İki tane vidamızı da atmayı unutmayalım. Kapağı. Atmasak ne olur, hiçbir şey olmaz ama gene de atalım. Gene de atalım. Şu şekilde. Sonlara doğru biraz canlı olalım bari. Şöyle vidalarımızı attık. Ve tabletimiz kullanıma hazır. Kapandı, şarjı bitti. Neyse, bugün sizlerle birlikte Everest marka bir tabletin ekranını değiştirmeye gösterdim. Bunlar aşağı yukarı Çin mallarında özellikle. Bu şekilde değişimi gerçekleşiyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.